Güneş bayağı gitti. Yani üzerindekiler kurumaz. Bunları giyinebiliriz. Ebru'nun şekillenmene gerek yok, tertemiz, merak etme. Burada giyin bence. Yani ben arkamı dönerim. Neyse, şimdi plan ne yapıyoruz? Yani burada duracak halimiz yok. Yani beklemeyip ne yapacağız? Marina'ya kadar yüzecek değiliz. Yani ne yapacağız başka? Saçmalama. Aydın, daha iyi bir fikrin mi var? Aslında var. Bak şimdi, sen en yakın tekneye kadar yüz. Ben burada bekleyip yardım getir gel, bir koş hadi. Yok ya, sen yüz, ben burada durayım. Aşk olsun. Yani olur mu şimdi sen dururken ben? Sen bir kere erkeksin, daha güçlüsün, dayanıklısın, bronzsun. Ne güzel dünya, vallahi işinize geldi mi? Kadın erkek eşit, işinize gelmedi mi biz daha üstünüz. Ah. O da fizik olarak. Bak baştan söyleyeyim, tamam öyle çok çok iyi bir yüzücü değilim. Bir de çabuk yorulurum. Yani sonra suyun ortasında bana bağırıp boğmaya çalışma. Bebeğim, görmüyor musun ya? Devasa bir şekilde tüm endamıyla orada duruyor Zodyak. Zodyak'la gideceğiz yani. Ha. Baştan söylesene, niye söylemiyorsun? Burada yoruluyorum dırdır yapıp. Söylememe gerek mi var? Yüzmek nedir yani? Evet, yani bunları görünce ben yüzeceğiz zannettim belki. Olamaz mı? Annemin de mi Zodyak'ı vardı, ne bileyim? Hem ayağım sakat. Kırıp dökme içerisini. Kaptan, karşıda bir tekne var. Hadi yanlarına gidelim. Ya kıyıdan iyice uzaklaşalım diyorsun yani. Daha yani fikir. Evet, daha yani. Çünkü teknik olarak tekne bize kıyıdan daha yakın. Ya ne gerek var? Marina'ya gidiyoruz işte. Üşüdüm ben. Üşüdün mü? İyi ki dinlemişsin beni o zaman yani. İnat etmedin, değiştirdin. Islak ıslak donacaktın üzerindekilerle. Gerçekten inanamıyorum. Şu şartlarda bile övgü mü bekliyorsun? Tamam, dediğin gibi iyi ki seni dinledim, teşekkür ederim. Ama hala üşüyorum. İyi, madem beni övüyorsun, o zaman ben de ikramiye olarak sana bunu vereceğim. Hazırlıklıyız. Her zaman. Yapma be. İnanmıyorum ya şu an. Gerçekten mi ya? Ne oldu, bozuldu mu? Benzini bitti. Demek ki o kadar da hazırlıklı değilmişiz. Ama var ya, eğer beni dinleseydin, şu an teknenin güvertesinde içeceklerimizi yudumluyorduk. Ama siz erkeklerin genel problemi bu. Hep bir dik başlılık, hep bir ben bilirimcilik. Ya normalde ben bunu hep full bırakırım yani. Benzinin bitmesine normalde imkan yoktur yani. Bunu kullanmışlar benden habersiz. Yoksa hep benzin olur. Tamam. Sakin olalım. Hep beni dinleyelim. Hadi tekneye doğru gidelim artık. Tamam, Allah rızası için. Yeter gidirdir yapma. Gideceğiz, tekneye gideceğiz. Merak etme. Mantıklı karar. Şuraya bak ya. Hadi hadi, biraz daha hızlı. Daha hızlı mı? Kırbaçla istersen bir de beni ya, köle gibi. Hadi daha hızlıymış. İyiydi mi orada o şekil? Ne yapayım istiyorsun ha? Söyle, ne yapayım? Ben de motivasyonda iyiyim. Ne yapacağım? Senin yerine gelip ben mi çekeceğim kürekleri? Vallahi hiç fena olmaz biliyor musun ya? Perişanım ya, şu an fenalardayım. Bittim ben ya. Bayılacağım artık ya. Çok yoruldum yani. Çekerdim de yakışık almaz. Hey! Hey dur! Durun, durun! Yok anam yok, bunlar baksana ya, duyacak gibi değiller, orada kopuyorlar bangır bangır, akıllarını yitirmişler, baksana nasıl dans ediyorlar böyle 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 böyle. Eğer beni dinleseydin şu an biz de teknedeydik zaten. Yani bence ukalalık yapacak pozisyonda değilsin. Şuraya bak, gidiyorlar bir de ya. Of of, vallahi kıyıdan da uzaklaştık bir güzel. Oh, hava da kararacak, bittik ya biz vallahi. De böyle ya, kötüyü çekme deme. Gerçi biz de bu şansı olduktan sonra birazdan yağmur yağar, fırtına kopar. Burada boğulur ölürüz. Senin yüzünden. Tamam, benim yüzümden ya. Allah da benim belamı versin. Benim yüzümden, tamam kabul. Bir dakika ya. Sen ne çabuk kabul ettin öyle suçunu. Çok kötü durumdayız değil mi? Hayatım, sana da hiçbir şekilde yaranılmıyor ha. Yani
Kabullensem bir dert, kabullenmesem ayrı dert. Yok yok. Yok, ben anladım ya. Şu an senin halinden, tavrından ben içinde bulunduğumuz durumu çok net anlıyorum. Bittik biz. Çıkışımız yok burada. Hayatım lütfen artık saçmalama ya. Lütfen şunu bir bırak artık ya. Hep bana bir olumlu şeylerle gel artık. Hep en kötü senaryolarla geliyorsun ama ya. Ben de istiyorum ya. İnan bana, ben de istiyorum. Böyle iyi şeyler düşüneyim, iyi senaryolar kurayım. Ama ne zaman iyi bir şey düşünsem hep daha kötüsü oluyor. Hep çok kötü şeyler oluyor. İmdat! Lütfen artık bağırma. Bak nefesini boşuna tüketiyorsun. Sesin falan kısılacak. Yorma kendini. Çok rica ediyorum ya. İmdat! Yardım edin! Hala ya. Savaşmadan ölecek değilim. Biz şu an Yunan sınırına gelmiş olabilir miyiz? İmdat'ın neydi Yunancası? Voytia, Voytia diye bağır bence şu an. Bizi anlamıyorlar, duymuyorlar çünkü yani. Bizi kurtarın, beni kurtarın, imdat! Ben boşa kürek çekiyorum şu an. Evet, çok gereksiz. Kimse yok mu? Ezgi. Valla canım benim pilim bitti. Ne yapsak ha? Yıldızların altında şöyle tatlı tatlı güzel güzel uyusak mı? Ne dersin? Otun içinde mi uyuyacağız? Yani canım daha iyi bir fikrin varsa söyle. İstersen şöyle yapalım. Sen sür, ben uyuyayım. Yok, almayayım. Vay be. İyice umudu kestik herhalde kurtulmaktan. Ah ah. Ne hayallerim vardı biliyor musun? Kendi işimi açacaktım, gelinlik giyecektim, 3 çocuk bile yapacaktım. Senle tanışmadan önce. Ezgi. Hı. Bölmek istemezdim serzenişlerini. Şimdi sisler şöyle bir aralandı da ben orada bir şey görüyorum. Bir kara parçası gibi bir şey. Görüyor musun sen de? Baksana bir. Bak orada görüyor musun? Kara gibi bir şey var. Ha? Gördüm. Evet. Adam o. İnsan falan var mıdır acaba içinde? Allah'ım ne olur olsun. Bir şey söyleyeceğim. Perili gibi duruyor yalnız burası. Gel bakalım. Beni al. Gel uçurayım seni, gel. Hop hop şöyle. Güvenli bir şekilde iniş yapalım. Teşekkür ederim. Ay. Kimse yok burada. Ne güzel işte. Kafa dinleriz baş başa. Ada deyince yani ben böyle büyük ada gibi bir şey sandım. Ondan sevindim. Gerçi her türlü denizin ortasında uyumaktan iyidir. Ne oldu? Ne var orada? Kurt mu, ayı mı, ne var? Aslandır ya, mevsimi çünkü. Dalga geçeceğine baksana ne var. Dur daha işte sadece çırpınışları görüyorum ben. Evet. Keçi, işte keçi. Gördüğün gibi. Keçi. Keçi, gayet de sevimli bir keçi. Piçi piçi piçi. Gel. Senin piçi, ne işin var burada? Piçi, piçi. Keçinin ne işi var burada ya? Tesla, gel oğlum. Senin ne işin var burada? Piçi piçi. Gel, gel, gel seni seni biraz, gel. Şişt, buraya gel. Gelsene, korkuyorum burada. Ya şöyle bir durum var. Şimdi bu tarz yerlerde köylüler yaz başı keçilerini bırakıyorlar. Sonra yaz sonu gelip alıyorlar. Teşekkürler belgesel kanalı. Peki bu bilgi gerçek mi? Gerçek gerçek, kesin net bilgi yani. Hatta yani keçi varsa kulübe de vardır diyecektim. Bak şu an tam şekilde gibi. Kulübe orada var. İyi ama iyi bir şey bu yani. Güvenli oluruz en azından. Hadi gel. Gidelim bir bakalım ama dur. Önce Zodya'ya bağlayayım. Gözüm de görmüyor ki bunu doğru düzgün bağlayayım. Nasıl ya? Fener mi aldın sen yanına? Hı, lazım olur diye attım çantaya. Lazım olur diye. Yani bu nasıl bir öngörü ya? Bayağı harikasın sen şu an. Teşekkürler. Hadi gidelim. Dur şey kaldı. Ah, yağmurluk falan var. Bu arada ayağın nasıl? Onu sormadım.
Ne durumda? Daha iyi. Daha iyi. Korkuttun keçiyi. Sen korkuttun. Tüm enerjinle keçi. Sevimliydi, sevecektik. Bağırdın, çağırdın. Keçileri kaçırdın. Ben keçi severim aslında. Ne güzel. Güvenli oluruz burada. Bir de ateş yakabileydik iyiydi. Yakalım o zaman. Onu da mı lazım olur diye aldın? Bu solucan Soner'in en sevdiği çakmaktı. Evi boşaltırken bunu da yürüttüm. Çantamda kalmış. Bulamayınca kim bilir nasıl delirmiştir. Yani insan seninle kötü olmaya korkar ha. Vallahi yani bu nasıl bir intikam alma şekli, şeytanın aklına gelmez yani. Yani o çakmağın aynısını şimdi nasıl bulacak o? Soner'i tanımıyorsun. O var ya, onun malı çok kıymetlidir. İçine oturmuştur bunu bulamayınca. Delirmiştir. Güzel. Çakmağımız da varsa o zaman çalı çırpıdan bol bir şey yok burada. Yakarız. Ateşimizi de yakarız. Ya bir şey diyeceğim. Bu arada annem çok meraklanmıştır ha. Evet ya. Yemeğe bekliyordur bizi. Kızlar da delirmiştir. Zaten çok sinirlilerdi bana. Şimdi beni arayıp ulaşamayınca kasıtlı kapattım zannetmişlerdir. Olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Neyse. Vallahi bu kulübede bolca saman var. Tırmık tarzı böyle aletler var da böyle yiyecekti, suydu, kumanyaydı falan filan. Bulmak hayal gibi duruyor. Ah. Ezgi İnal yanındaysa değil. Su da mı var yani? Şu an yiyecek de mi var senin o çantanda? Allah Allah. Gerçekten mi ya? Diyet bisküviyi yemekten sayıyorsundur inşallah. Deli misin sen ya? Sayılmaz mı ya? Bir şey diyeceğim. Hani derler ya böyle ıssız adaya düşsen yanına alacağın bir şey. Yani bir şeye gerek yok. Seni alsak nedir? Karnın doydu diye öyle diyorsun değil mi? Hep menfaatçilik işte bunlar. Ebru, Ezgi'yi yine ara yavrum. Vallahi çok merak etmeye başladım. Nerede kaldı bunlar? Anneciğim daha arayalı 5 dakika olmadı. E ne olur olmadıysa ara yine. Ne olacak ki? Peki. Kapalı anne vallahi. Kaç saat oldu bunlar evden çıkalı kızım? Aa, yemeği beklediğimizi de biliyorlar. Anneciğim belki baş başa vakit geçirirken daldılar yani. Daha taze aşıklar. Hı? Ay geldiler. Hoş geldiniz. İnanmıyorum. Aa, hayırdır? Daha gelmediler mi? Ay gelmediler Fitnat. Yani sen de maşallah bu evden çıkamadın Fitnat. Niye öyle söylüyorsun Sevimciğim? Bu telaşlı günlerde ben senin yanında olmaya çalışıyorum. Ha, tabii tabii. Eksik olma. Hayırdır? Neredeler acaba? Güya seni görmeye gelmişlerdi. Ay daha ilk günden ikinci plana atmalar falan. Yengeciğim, niye sen öyle şeyler söylüyorsun ya? Ne alakası var? Sen bilmez misin abimin anneme ne kadar düşkün olduğunu? Ha? Bilirsin bence. Biliyorum canım. Güzel söylüyorsun da o işler öyle olmuyor. Araya bir el kızı girince... Ay bir de kız fenaysa hele... Oo. Fitnat, sen herkesi kendi gelinine karıştırma. Neyse, ben Özgürcüğümü görmeye gelmiştim. Yine uğrarım. Bay bay. Bay. Yılan bu yılan. Vallahi çıngıraklı yılan. Tıs, zehirini akıttı gitti. Anneciğim bakmayın siz ona. Saçmalıyor işte. Çocuklar dediği gibi bir şey yoktur değil mi? Aa, ne alakası var anne? Yok artık. Hayır, normalde abin yani o kadar geç kalmaz. Hatta hiç geç kalmaz çocuğum. Yani yemeği beklediğimizi de biliyor. Yani hiç değilse haber verirdi. Bak onu doğru dedim biliyor musun? Abimin hiç huyu değildir bu. O da doğru. Acaba başlarına bir şey mi geldi? Ay kaza falan mı geçirdiler? Aa, hayır anne sakin ol. Sakin. Aşk olsun Kerem. Ay ne olacak şimdi? Ben o tarzda bir şey söylemek istemedim anneciğim. Belki benzinleri bitti, yolda kaldılar ya da araçları bozuldu. Sus, sus. Tansiyon aletini getir hadi. Çabuk, çabuk. Of.
Başım. Ay yavrum, bak nabzıma bak yavrum. Anneciğim bir sakin ol. 105 mi atıyor? Anneciğim. Ay atmıyor, nabzım atmıyor falan. Şu bisküviden şu kadar keyif alacağım hayatta aklıma gelmezdi. Yani benim de herhangi bir bisküviye bu kadar yükseleceğim hiç aklıma gelmezdi. Gel güzelim gel. Gel sen ne güzelsin gel. Pamuk. Gel. Acıktın mı sen? Gel. Gel bakalım gel. Gel. Ya şunun güzelliğine baksana. Ne kadar güzel. Pamuk. Beyazım. Sana bir isim verelim mi? Bence verelim. Günün anlam ve önemine ithafen Fitnat koymak istiyorum. Sakıncası var mı? Hiçbir mahsuru yok. Yapıştır gitsin. Ben de öyle düşünmüştüm. Oo, çok sevimlisin sen. Güzel kızım. Güzel kızım. Al Fitnat. Al. Ye tatlım. Ye kuzucuğum. Ye. Dur. Aa. Bu arada ben senin o ayağına bir bakayım değil mi artık? Ha? İlgilenmek lazım. Vakti geldi. Oo, tıkandım ben. Halinde olduğumuz için hiç kapanmamış da bir tur daha pansuman yapmak lazım da. Yapamayız. Ben malzemeleri almadım yanıma. Malzemeleri yanına mı aldın? Yani senin kadar öngörülü olmasak da hani. Yok yok. Hakkını yemeyelim. Hiç fena değil. Vardır ya, hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir diye. Şu an o lafı iliklerime kadar hissediyorum. Ne planladık, ne yaşıyoruz baksana. Yani o kadar da kötü durumda değiliz bence ya. Hatta bence sen bu durumla bayağı eğleniyorsun. Baksana bir, gözünün feri geldi, hayatına heyecan geldi. Yani değişik. Hiç adada mahsur kalmamıştım mesela ben ya. O yüzden hani tamam şu an kabul okey, korkunç görünüyor olabilir her şey ama hani yıllar sonra sonradan hani baktığımızda biz bunları, bu anları gülerek hatırlayacağız. Haklısın. Yani ben genelde hep olaylara bu şekilde, bu gözle bakıyorum. Bu gözle bakmaya başladığımdan beri de sorunları daha kolay atlatıyorum diyebilirim. Bir dakika ya. Bildiğimiz sorunlardan mı bahsediyoruz? Senin sorunların mı var? Hani böyle kafaya taktığımız gibi. Ben oradan bakıldığında böyle hiçbir şey kafaya takmayan, günlük yaşayan böyle çok rahat biri gibi görünüyorum değil mi? Yani biraz öyle tabii. Bu arada çok haklısın. Tam olarak öyle biriyim. Ama tabii bu asla ve asla hani sorumsuz, hani ne bileyim duyarsız olduğum anlamına gelmiyor. Mesela şu an annemin bizi merak ediyor oluşu beni bir germiyor değil yani. Eğlenceme bayağı bir gölge düşürüyor aslında. Buldum. Ne buldun? Senin bağlanma korkunun sebebini buldum. Allah'ını seversen benim öyle bir korkum mu varmış? Bağlanma korkusu falan. Fitnat. Fitnat ne diyor bu ya? Ha? Bağlanma korkusu falan diyor. Ne diyor bu ya? Ha kızım? Böyle şakaya vurarak konuyu kapatamazsın. Ben anlarım. Tamam kendi ilişkilerimi çok başarıyla yürütemiyor olabilirim. Ama insan psikolojisinden anlarım. Peki bakalım uzman hanım. Dinliyorum buyurun. Bence sen duygusal, hassas, düşünceli birisin. Duygusal ilişkilerden uzak durma sebebin de bu. Aşka inanmıyorum falan diye gezerek bir nevi bir gard geliştirmişsin. Bu da seni dengede tutuyor. Yani böyle bir kontrol mekanizması oluşturmuşsun. Biliyorsun,
Aşık olursan dengen bozulur ve kontrolü kaybedersin. Dum dum dum. Dum dum dum. Bir şey diyeceğim. Dum dum dum. Dum dum dum. Sen benden etkilenmeye mi başladın? Ne alaka? Bayağı şu an beni kafandaki doğru erkek modeline oturtmak için nedenler üretiyorsun. Benim asıl sorunum ne biliyor musun? Ben asla akıllanmıyorum. Senin nasıl bir pislik olduğunu her seferinde unutuyorum. Sakin ol şampiyon, tamam kızma ya. Yani bunu kadınların birçoğu yapıyor. Yani o yüzden ben soruyorum şu anda. Yani senin de aklından böyle bir şey geçiyorsa geçmesin yani. Bunu netleştirmek için aslında. Ben yine seni düşündüğümden yani. Sağ ol, çok incesin. Ama bu öyle bir şey değil. Yani senden etkilenmiyorum, seni beğenmiyorum, senden hoşlanmıyorum. Seninle birlikte olacağıma ömür boyu yalnız kalırım daha iyi. Ayrıca Serdar gibi mükemmel bir alternatifim varken sana bakacak değilim. Kim masumdu, kim diyasi ben, pembeydim serse mavi, hem yangındı hem masal sanki. Süper. Bunları duyduğuma sevindim. Ateş de sönmek üzere. Ben bir çalı çırpı toplayayım, bir şey yapayım. Pislik. Aldın cevabı kaçarsın tabii. Sana kaldık çünkü. Ne diyor bu ya? Ha ne diyor? Duyabiliyorum ama seni ben buradan. Duyuyorum yani. Eko da var. Duyuyorum ama ben. Duyuyorum. Duy lütfen. Bitmez şu kalbimin derdi. Tamam, tamam Nevin Hanım. Haber alır almaz sizi arayacağım. Merak etmeyin. Hoşça kalın. Yok, onlar da konuşmamış. Ezgi'nin kuzeni de sabahtan beri arıyormuş zaten. Hadi ya. Ben her ihtimale karşı karakol ve hastaneleri bir araştırayım. Olur. Tamam, tamam. Hemen oğlum, hemen. Anne, ben de bir Ozan abiyi mi arasam? Ha, belki görüşmüşlerdir. Tamam, çok iyi düşündün. Kesin biliyordur Ozan nerede olduklarını. Hadi yavrum, ne kadar merak ettiğimizi söyle de ne biliyorsa anlatsın. Hızlanın biraz. Olmuş o. Ne durumdayız? Olmamıştır Ozan Bey. Yumuşak kalsınlar. Tamam Ozan Bey. Ya. Efendim Ebru'cum. Yok, abinle bayağıdır görüşmedim. Siz ne zamandır ulaşamıyorsunuz? Çocuğum. Anneciğim, polisle ve hastanelerle görüştüm. Adlarına herhangi bir kayıt yok. Oh, oh çok şükür. E nerede o zaman bunlar? Yani eğer kendi eğlencelerine dalıp da bize bu stresi yaşatıyorlarsa çok kötü olur. Yani bu kız benim işim biter. Anneciğim, yani ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum, abartma. Nerede o zaman kızım bunlar? Neredeler? Bir telefon edemezler mi? Issız bir adaya mı düştüler? Anne, ada dediğin de aklıma geldi. Tekneyle açılmış olabilirler mi? Evet. Evet. Tabii ki bu daha önce bizim niye aklımıza gelmedi ki? Çocuklar tekneyle açılmış olsalar bile çoktan dönmezler miydi? Tekne arızalanmış olabilir anne. Ben limana gidiyorum. Haber ver bize. Tamam anneciğim. Anneciğim bak birazcık sakin ol artık, tamam mı? Ay ben nasıl sakin olayım? Ay ben tamam. Ay çok fenayım. Çekil, ne sakin olmasın. Of. Anne. Hep o fitnatı yüzünden. Gelmiyorsun. Anne ben sana gideyim bir örtü getireyim, sen burada uzan olur mu? Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.